Şubat ayı genel konuşacağız. Şubat ayında bizi neler bekliyor? Kısa bir ay. 14 Şubat'a özel, hem aşk hem para özel bir yayın olacak. Farkında olmadığımız hani yerde sarsıntılar, ekonomik sarsıntılar. Yani biraz daha bizi Mart'ın sonrasına hazırlıyor, bak unutmayalım. Nisan'dan sonraki bambaşka bir Türkiye olacak. Her 10 yılda bir ya da her 20 yılda bir mutlaka salgınlar, mutlaka büyük kavgalar, mutlaka depremler, mutlaka seller, mutlaka toprak kaymaları dünya genelinde oluyor. Aşkı bulacak burçlar. Ay ya. Ne bileyim, ayrılacak demeyeyim, pozitif düşünelim. 14 Şubat'ta, Şubat'ta aşkı bulacak. Herkese merhabalar. Magazin Noteri YouTube kanalında yine en çok izlenen astroloji programlarından birini yapıyoruz. Emine Akkaya, spiritüel danışman, astrolog ve astroloji yazarı. Sayfasına giriyorsanız zaten üst köşelerde biliyorsunuz bizim Instagram adresimiz yazıyor. Orada diyor ki kendinizi çok sevin, Rabbime dua edin, unutmayın diyor. Hepimiz emanet bedenlerde birer misafiriz. Bunu ilk programda söylediği zaman öyle hoşuma gitmişti ki şimdi evine gelirken dedim ki sayfasına bakayım neler var, ne çalabilirim oradan. Kendinizi çok sevin. Kendinizi severseniz yansıma olarak karşınızdakini de, hayatı da, doğayı da, dünyayı da seviyorsunuz. Rabbimize dua edin. Unutmayın, hepimiz emanet bedenlerde birer misafiriz. Bunu hatırlasak her seferinde ufak tefek şeylere, büyüttüğümüz şeylere takılmamayı öğreneceğiz. Ama hepimiz yapıyoruz. Şimdi efendim Şubat ayı genel konuşacağız. Şubat ayında bizi neler bekliyor? Kısa bir ay. 14 Şubat'a özel, hem aşk hem para özel bir yayın olacak. Ve burçlara da kısa kısa notlar, bunu sayfasından çaldım. Öyle güzel renkli çoraplarıyla yapıyor ki orada da burçlara kısa kısa notlar yapacağız Şubat ayı için. Emine Akkaya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Güzel renklerinle. Evet yine, ya yine böyle. Sen böyle yeşil, sen tamam, bahar gibi olmuşuz. Tam birbirimizi dengeliyoruz ama yani. Yine Şubat ayına bakacağız. Ne çabuk diyorum ya, Şubat'a girdik. 2024'e girdik. Su gibi geçiyor. Ve ben son günlerde şuna dikkat ettim Emine. Herkeste bir unutkanlık var. Buna gireceğiz. Neden oluyor bu, mevsimden dolayı mı, yaşadığımız stresten dolayı mı bilmiyorum ama geçenlerde kuzenim geldi, bir şey anlatacak, isim aklına gelmiyor ya da konu aklına gelmiyor. Ya dedim ki o kadar çok var ki bu unutkanlık, bunun sebebini de konuşalım. Ama nasıl geçti Ocak ayı senin için? Türkiye geneli mi, benim için mi? Sadece için. Benim adıma. Sana, tabii Türkiye de etkiliyor seni. Evet, tabii. Yani sonuçta içselleştiriyoruz her tabii, şeyi. Tabii tabii. Şöyle söyleyeceğim. Ocağa girdiğimiz vakit ben diyorum ki hoş geldin 2025 artık. Yani çünkü su gibi. Su gibi akıp geçeceği için. O yüzden Ocak ayı benim için biraz daha geçtiğimiz dönemlerde salgınla ilgili uyarı vermiştik. Evet. Ve bu dönem hem uyuz pandemisi hem de şey pandemisi, salgın pandemisi uyarısı vermiştik. Evet, uyuz salgın pandemi, grip. Ve HIV virüsü pandemisi de ülkemizde fazlasıyla, HPV virüsü çok fazla ön planda. Bu dönem bunlarla uğraştım. Haritalarda daha çok ve danışanlarla bunlarla birlikte hakimiyet kurdum ama piyasa durgun, ekonomi durgun. Herkes yarının ne olacağını bilmiyor ama yüce yaradan var. Yani bir şekilde ilahi bir sistem var. İlahi bir sistem var. Yüce yaradan eninde sonunda eğer ki ekmeğimiz kesildiyse yarın zaten ölmeyi nasip ediyordur. O yüzden mücadele, umut, Rabbime inanmak. Tabii ki inanarak da hani şimdi şöyle bir şey var. İnsanlarda şu var. Koltuğa oturarak Rabbimize inanmayalım lütfen. Yani hayretten en azı doğar, yani kader kapılarımızı biz zorlamalıyız. Yani emeğimizi, rızkımızı biz hakim kılmalıyız. Yani tabii ki ülkede çok üniversite mezunu işsiz var. Tabii ki birçok insan işsiz. Onun yerine daha altyapıdaki insanları alarak daha az paralar ödemek istiyorlar. Ben her şeyi yapacak zekada olduğumuzu düşünüyorum. Kendimizi yeniden yaratabiliriz. Ekstra farklı eğitimler alarak, belediye kurslarına giderek eğitim çok alarak var. Kendimizi geliştirebiliriz. İnan o kadar güzel çok kurslar var ki. Var vallahi. Yani ev hanımlarına bile ben bunu öneriyorum. 3 senedir kendi YouTube kanalımda şunu öneriyorum. Lütfen eşlerinize, yarın eşiniz öldüğü zaman eşinizin ailesine mi muhtaç kalacaksınız? Belediyede muhteşem kurslar var. İstiyorsanız ne bileyim masaj, güzellik, tırnak, bakım, cilt, ahçılık, tatlı, tekstil. Her tekstil, her şey var. Yani yeter ki sen bir adım at,
Rabbim sana o adımın arkasında bir şekilde sana rızık verecektir yani. Ama bizimkiler alışmışlar efendim. Yani rahatlık, rahatlık, rahatlık. Geçenlerde o konuk edeceğim, yazdım kendisine, mesaj olarak gönderdim. Depremde, 99 depreminde galiba, hikayesinin sayfasında okumuştum. Bir kolu bir ayağını kaybediyor. Fakat öyle güzel tek eliyle öyle güzel örgüler, tığ işleri yapıyor ki, hırkalar, bluzlar ve onu satıyor. Yani sayfasında satıyor. Birçok takipçisi var. İsmini özür diliyorum, şu anda unuttum. Bakacağım ve özellikle programa davet ediyorum. Başarının yani sırrı mı diyeyim, gayretin sırrı mı diyeyim. Rabbimin ona sunduğu en güzel. Ve yüzü sürekli gülüyor. Gülen ya. Bir tek eliyle başarmış her şeyi. Evet. Yani o başarmış. Bir umut, ona bir ışık. Başarının sırrı. Başarının sırrı tabii ki. Bir de şimdi tamam, sosyal medyada da elimizde hep telefonlar, hepimiz bakıyoruz. Hep negatif şeyler duyabiliyoruz ama bu şimdi programda da yani ne görüyorsa gökyüzünde astrologlar, konuklarım onları söylüyorlar. Hesap kitap işi bu. Fal değil. Bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ama biz hani her şey negatif diye kendimizi bırakmayalım. Kendimizi pozitife çevirecek. Az önce Emine Akkaya'nın dediği gibi gayret. Kader gayret. Gayretten doğar, bir şeyler yapmamız yani gerekiyor. Yani sen otur yat uyu. Ben nasıl ödeyeceğim? Bunu nasıl alacağım? Yani artık insanlarda şey yok. Bir rahatlık var. Biz eski Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eski döneme dön. Biz taştan ekmeği çıkartan insandık. Şimdi maşallah yattığımız yerden midenin aslanı ta bilmem neresine kaçmış, onu çıkartacak. Evde çıkmıyor olay. Olmuyor. Hareket etmemiz gerek var. Hareket berekettir. Evet. Yani sen uyandığın zaman sabah şükrünü yap. Git bir dışarı bak. Yani bugün merdiven temizlemek 100 lira. Ev temizliğine gitmek 1500 lira, 1200 arası. Evet. Yani yanlış anlama, fiyatlar yani böyle. Evet. Ve her insanda her işi yapmıyor. Ve bir sürü ev kadınları bunlar için eğitimler alabilir. Bunlar için şirketler kurabilir. Kurabilir, temizlik şirketleri. Ne kadar güzel şeyler var. Çok doğru. Yani bugün ben mesela herhangi bir iş yapmak istesem, kendi toprağım var, gider domates, salatalık, işte efendime söyleyeyim, domates, soğan. Zaten köyümüzün ismi eskiden, şu an Soğanlı Köyü yaptılar. Ya. Eskiden Emirle'ydi. Soğan patates bitiyor bizde. Yapar yerim diyorum. Yapar yerim, fazla yapar, evet, satarım. Evet, satarım. Çünkü toprak her geçen gün çürümeye mahkum. Yani insanoğlu devamlı arsalarını, arazilerini evlere paket servisi gibi yaptılar. Yarın kıtlık da çıkar. Yarın susuzluk da olur. Çünkü giden her yer beton. Su nereye teslim olacak? Toprağın altı artık birleşmiyor ki suyla. El birliğiyle bize, evet, düşen ne varsa onu yapacağız. Şimdi Şubat ayı genel konuşuyoruz. 6 Şubat. Bir yıl ne çabuk bizim için, ne çabuk geçmiş diyeceğiz ama hiçbir zaman depremi, orada yaşayan canlarımızı unutmayalım, unutturmayalım. Kış mevsimi sadece geçen sene üzüldük değil. Onları nasıl şimdi yardıma ihtiyaçları var, ayakta durmaya, morale ihtiyaçları var. 6 Şubat yaklaşıyor. Bir taraftan acaba tekrar bir şey olacak mı korkumuz var. Ama orada yaşayıp ailesini, tek başına kalanlar, yaşayanların bir taraftan yaşadığı sıkıntılar, elini kolunu kaybedenler. Ya hangi birini söylesem, şimdi negatif söylemeyeyim değil mi? Bu da gerçekler bunlar. Tabii Şubat ayına unutmayalım, unutturmayalım. Her seferinde söylüyorum. Şubat ayı genel konuşalım. Bir taraftan kötü, 14 Şubat herkes böyle aşk, o da hayatımızın bir noktası. Zaten ticari anlamda da bu bir piyasa, bir sektör. Orada da 14 Şubat'ta aşk, para, sevgi, bunları da konuşalım. Ve burçlara özel kısa kısa notlar Şubat ayı için konuğumuzdan isteyelim. Sana bırakıyorum programı, ben susuyorum. Aa, gerçekten aralara girerim, tamam. Yani nasıl başlayacağım bilmiyorum. Birden Şubat ayına genel girelim. Tamam. Bizi neler bekliyor? Burçlarla ilgili başlayalım. Olur. Ama yoksa Türkiye gibi Türkiye, dünya, işte yaşadığımız kaostu, emeklilerde, ekonomiydi. Hepsine aklına, sen zaten bir başlayınca. Tamam, ben bir güzel başlayınca geliyor. Bayağı bir geliyor aklıma. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Mesela yeni ay gerçekleşecek. Uranüs yan etkili bir yeni ay gerçekleşecek 10 Şubat'ta 5 derecede. Dereceyi yanlış söylemeyeyim sonra, çünkü aklıma karışıyor benim sonra. Bu suni depremler. Yani ülkemizde de yine yapay depremler dediğimiz suni depremler hareketliliği gündemimizde gelecek. Ve Uranüs'le kara açı yaptığı için yani
farkında olmadığımız, hani yerde sarsıntılar, ekonomik sarsıntılar, yani biraz daha bizi Mart'ın sonrasına hazırlıyor, bak unutmayalım. Şu an Mart'ın sonuna kadar ekonomik evremiz öyle de böyle de şöyle gidiyor. Ama Haziran'a, Nisan'dan sonraki bambaşka bir Türkiye olacak. Nasıl bambaşka bir İyi Türkiye? Kötü. Ekonomik anlamda büyük, hani sokak çatışmaları, insanlar artık sokakta eylemler, hareketler vesaire. Tabii ki Allah korusun, tabii ki kimse bunu yapmıyor ama kimse de iş beğenmiyor hayatım. Şimdi bana herkes kızacak, iş vardı da biz gitmiyor muyduk? Ne dedim? Belediyede eğitimler alarak gitmemiz lazım ki elimizdeki. Yani bugün en güzel değer hayvancılık, toprak. Hani diyecek ki kişi sen niye gitmiyorsun? Ben oğlan vallahi üniversiteyi bitirdi. Yani Sivas, Koyliser'de patates, soğan. Teknolojiyi de oraya yaratacağım. Astroloji yorumlar. Hayır astroloji yorumlar. Yine eğitimlerimi orada verebilirim. Orada verilir, çünkü sonuçta internet her yerde. Dağın tepesine demiyor, dağın tepesinden ulaşabiliyorsunuz. Yani oğlanın bir 5 senesi var, sonra Sivas Koylisar'a dönüyorum ben. Yani artık Didim'e dönecektim, vazgeçtim. Online hayat, online yayında hiç fark etmiyor. O yüzden suni depremler hakimiyet gösterecek ve Türkiye'nin her noktasında, ama 6 Şubat gibi ya da 99 gibi olur mu derseniz, yani bizim ülkede şu an için böyle bir risk yok. Yani suni hareketlenmeler, deniz altında hareketlenmeler söz konusu olabilir. Ama ülkemizde en fazla 5.8 diyorum. 5.8,5 diyebilirim. Ama Türkiye'nin geneli artık deprem bölgesi. Çünkü sistemler, faylar, suni yapılan olaylardan kaynaklı Türkiye'nin her noktasında artık bir fay hattımız var. Bunu kabul etmemiz lazım. O yüzden diyorum ki sınırlarda, mesela şöyle diyorum. Sınırlarımızda İran, Irak, hararet. Pakistan, Hindistan ve Polonya devam ediyorum. Polonya çok ters bir noktada ama olsun. O bölgelerde daha büyük depremler, toprak kaymaları, toprakla alakalı yaşanacak krizlerimiz var. Ama Türkiye'de 5.8 küsür. Ama özellikle deprem kaç olur derseniz %1 milyon bizim ülkemizde hani deprem değil, ekonomik deprem daha büyük tehlike yarattığı için korkum, insanlar bu açlıktan insanları, çocukları kaçırabilirler. Çocuklarımıza, kadınlarımıza zarar verebilirler. Eylemler hareket edebilir. Esnaflar sıkıntıya düşebilir. Yani bu tarz evrelerde yapmamız gereken tek şey devlete sığınmak. Devletten destek almak. Çünkü dünyanın her yeri ekonomik olarak çok sıkıntılı. Sadece Türkiye olarak bakmayalım lütfen. Bugün Almanya'da eylemde, hani bazı Filistin, İsrail savaşından eylemde, ama Almanya gerçekten ekonomik eylemini yaşıyor şu an. O yüzden Avrupa'da da çok büyük bir kriz var. İtalya'da da çok büyük kriz var. Yani 2024 ve 2025 dünya genelinde krizin altyapısı tetiklenecek. Yani ben ne diyorum? Artık dijital alanlar, daha ne diyordum, robotla oğlum evlenirse şaşırmam. Geçen bana izleyici bize bana yaptı. Ya Emine Hanım ne kadar komiksin ya oğluna. Robot gelin. Yani şimdi her şey artık, her şey sen kimsin diye sorarız. Yani ben sana program geliyorum ama belki Seher yok karşımda artık. Senin farklı bir boyutun var. Bana sorular soruyorsun, şovunu yapıyorsun. Ben geliyorum. Tamamen gidiyorum. Sanal yani. Sanal her şey olacak. O yüzden çocuklarımızı, hayatı sanal üzerine eğitimler, teknoloji, uzay, uzay mühendisliği. Yani teknolojiyle alakalı ne öğretebiliriz? Ben geçen şey dedim, yapay musluk yapın kardeşim, yapay boru yapın. Yeter ki dünyanın çocuklarınıza teknoloji üzerine her şeyi eline meslek olarak. Tabii ki şunu da unutmayalım. Dünya yapay evreye giderken, yani teknolojiye giderken, hani giderler, musluk inşaatçıları, bunlar çok değerli şeyler. Mesela eskiden okullarda eğitimler vardı. Musluk eğitimleri, nakışçılık vesaire. Tekrar bunları, el sanatları vardı. Bunları artık devletimiz de tekrar bu hayata geçirirse bu noktaları. Hani küçük köyler için gerekecek ama büyük şehirler yapay deneylerle, yapay sistemlerle, yapay süreçlerle çağı atlayacak. En azından köydeki insanlara. Evini, köyünü değiştirmeyen insanlara muslukçu lazım. Tabii. Elektrikçi lazım. Zanaat işi. Sanat işi lazım. Yani
O yüzden hepimiz alışmışız telefonda. Oo, şunu yap, bunu yap. Oturduğumuz yerde ahkam kesiyoruz hepimiz ama. Ben de kesiyorum diyorum ki. Yani, yapıyoruz hepimiz. Yapıyoruz, ahkam kesiyorum diyorum ki ne yapayım ya, işte işim benim, teknolojide. Yok arkadaşım, sen evde hiç dikişte dikiyorum. Baktığım zaman evimi de temizliyorum, cam da siliyorum. Tabii. Ama milletin evinde robot var. Ben elektronik robotla her şeye karşıyım. Şuna hepsi bizi kodluyorlar. Benim zekamı kodladı ama ben çok zeki bir kadınım. Bu ülkede yani oğluma kodlanman lazım. Kodlanmak istemiyorum çünkü niye biliyor musun? Benim eğer hayal dünyama girersen dünya bitmiştir. Oo. Yani benim bazen Allah şey diyor, yani Rabbime hep şey diyorum, Allah'ım beni ne olur diyorum kötü rüyalarla, kötü hislerle dolandırma. Çünkü o zaman benim o hissettiklerim belli bir ay sonra, geçen şey dedim ya, hatırlar mısın o kızcağız? Ya ona gireceğim. Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan için. O sohbet arasında, o samimiyetle bazen evet. Unutuyor Emine Akkaya. Kamerayı unutuyor. O kadar doğal ki o kızcağızın da başı derde girecek dedi. Asıl suç bende. Benim uyarmam gerekiyordu. Öyle bir daldı ki ben de kamerayı unuttum. Evet. Özür diliyoruz buradan. Ama ne sıkıntı oldu? Yaşayacak dedin evet. Onları. Evet. Aynen. Çünkü Merkez Bankası'nda ciddi krizler var. Yani o Gaye Hanımcığım, çok özür diliyorum. Yaptık onu. Sizi hata. Minicik kız çocuğu dedim ama ben de uyarı aldığım için isminizi tekrar ediyorum. Diyorum burada. Kameraları unutuyoruz bazen. Evet gerçekten. Ev gibi yaşadığımız evde için. Evde gibi yapıyoruz. Yani Gaye Hanım ceza alacak. Ailesi ceza alacak. Ve Merkez Bankası ve daha çok büyük krizler gündeme gelecek. Apar topar. Zaten Amerika'daymış, yokmuş. Bir haftalık izni 20 gün yapamaz yani. Bu kadar rahatlık olamaz diyorum yani. O yüzden Gaye Hanım da mutlaka yasal olarak bunların arkasında duracaktır. Çıkan haberler var. Biz söylemeden, iki ay önce söylediğimiz haberler son 15 gündür gündemde patladı biliyorsun. Ama şu an en önemli şey dünya, yani Türkiye'de şöyle bir sorun var. Devlet kadrosunda devletle bağlantılı çalışan herkesin büyük denetimi, mal varlığı, mal sistemi büyük bir şekilde denetime girecek. Özellikle belediyeler devamlı bir hareket halinde. Mart ayına kadar bütün belediyelerde böyle şantajlı, montajlı, yerinden kanyum atanması, yerinden alınması, denetimler, mahkeme yasaları. Hararetli bir süreç. Evet. Seçimlerle ilgili Şubat sonu gibi tekrar Emine Akkaya'yı konuk alacağım için daha netleşsin bütün isimler. Evet, isimler. Onun üzerinden haritasını çıkardığı zaman isimlerin daha net olur. Evet. O yüzden onu sormuyorum şimdi. Sormuyorum. Ben de uyarıyorum. Diyorum ki de ülkemizde Şubat evresinde evet. Ve Mart'ın 15'ine kadar belediyeler, netleşir. Sağlık sektörleri, yani kim varsa büyük denetime girecek ve hatta sanat camiasında devam eden gizli denetimler, ticaret yapan büyük insanlarda büyük denetimler, YouTuber'lardan sonra bir hareket evet, oldu zaten. Tüm Türkiye'de genelde sen, ben dahil olmak üzere herkes denetlenecek. Kimse denetlenemem, ben arkam sağlam diyemez. Olması gereken. Evet. Herkes denetlenecek. Bu. O yüzden olumlu ama dediğim gibi şey de var. Ha hep mi kötü kardeşim ya? Biz hiç nefes alamayacak mıyız Emineciğim? Hep geçiriyorsun hani gökyüzünden şu var bu. Zaten, evet. Şöyle söyleyeceğim. Ekmek artık aslanın ta bedeninin ta bağırsaklarının altyapısında. Yani siz çalışmadığınız sürece birinden ekmek beklemek ya da iyi olacak demek yanlış olur. Yani dünyada para yok. Dijital alanlara dönüş sağlayacağımız için yavaş yavaş. Ve 6 insanda bu para. Bizde değil, dünyada 6 insanda. Şimdi onlar kafalarına göre bize eziyet kampı yaratacak. Yani dijital sahaya dönmek için 2030'lara ihtiyacımız var. Çünkü ilk önce şöyle bir şey var. İnsanların mal varlıkları için devletler faizler yaratır. Bu faizlerle insan evini, ocağını, altını, her şeyini ortaya çıkartır. Ve arkasında ne başlar biliyor musun? Ha, sen bu malı nereden aldın, nasıl aldın, ne şekilde aldın diye sistemler başlar. O yüzden eviniz, ocağınızı satmayın, arsanızı satmayın. Tüm dünyadaki insanlara sesleniyorum. Türkiye. Sahip çıkalım. Evet. Topraklarımıza şey anlamında. Mesela bu sistemlerde senin param benim param. Bu sistemler yapıldıktan sonra emlak sistemlerine şey getirecek. Mesela yasalar konulacak. Sonra ne olacak? Geçen de dedik ya vizeyle işte Sirkeci'den, Taksim'den, ona da öyle. Gülen çok aynen olmuş. Öyle. Türkiye'de her nokta eyalet, Türkiye'nin eyalet olması için gerçekten toprağımız ve arazimiz, İstanbul'un eyalet olması için toprak ve arazinin çok geniş olması lazım. Ama
artık yaya, insanlık, doğa, hani toplum araçları çok fazla olduğu için bu sistemi otomatikmen caydırmak amaçlı yapacaklar. Yani sen geçiyorsun, lay lay lama geçme kardeşim, işin varsa geç mantığında. Değil yani, bu ileride olacak değil. İleride değil, 2024 sonu, 2025'e bak. O kadar uzak değil. O kadar uzak değil. Ama şöyle bir durumumuz var. Yani ne söylüyordum, unuttum vallahi bir an. Niye unutuyoruz Satürn? Unutkanlığa da girelim. Evet. Bu unutkanlık mevsimsel mi? Salgın olayları, kapanmalar olacak mı? Sağlığa tekrar dönersek, her şeyin başı sağlık. Bunu her seferinde söylüyoruz. Unutkanlıklar da çoğaldı Emine. Yani bu tutulmalar mı? Tabii ki yani büyük tutulmalarla birlikte şöyle diyelim. Dünya genelinde yanlış ilaç kullanmak bile insanı unutkanlığa sebep. Havanın, basıncın, sınırlarda savaş var. Atılan bombaların, gökyüzünden bulutlarla her ülkeye dağıldığını düşündüğümüz vakit algı otomatikmen dağılıyor. Unutkanlık başlıyor. Yani yağmur yağdığında eskiden mis gibi toprak kokardı. Evet, şimdi yani toprak asit kokuyor. Çünkü savaşlar var, bombalar, deneyler yapıyoruz. Deniz altında her gün tüneller kazınıyor. Her gün metrolar yapmak için bomba patlatıyoruz. O havai fişekler bile doğanın dengesini bozuyor. Bir de Satürn 12 yani balık burcunda bilinçaltımız, bilinç dünyamız hareketli evreyi gösterir. O yüzden gayet normal. Ama tabii ki dünyada da şu var. Herkes şunu kabul etmeli. Beslenme, gıda organik olmadığı sürece, organik de olmayacak zaten. Bunu da organik diye satanlar bizi dolandırıyor zaten. Ata tohumlarımız. Tabii. Gerçek ata tohumlar çok az var. Azaldı. O yüzden şimdi kalkıp da organik yaşayamıyoruz. Denizlerimiz de organik değil artık. Çünkü balıklar çok fazla eskisi gibi enerjik değil, canlı değil. Bir dönem bir sülaj yaşadık evet, yani. Arkasındaki denizi. O denizin kirliliği, topraktaki canlının kendi içinde nefes almadı. Ancak gizli koylara gitmek için de teknen olması lazım. Biz şuradan şuraya tekne değil, arabayla zor gidiyoruz. Benzin uçtu. Şimdi bu o kadar çok salgın, grip ve bahsettiğimiz rahatsızlıklar, uyuza dikkat edin, uyuz salgınına. Evet, HPV virüsü. Evet, domuz gribi vesaire. Domuz bu gribi. Çok yaygın, öksürük hala geçmiyor bende, ben dahil, çevremdeki insanlar dahil. Kapanmalara neden olur mu? Yani çok okulları yani ya da okula haftanın iki günü gidilir, üç günü gidilmez ama şu an ekonomi yok. Nasıl kapanacaksın? Bir kardeşim? De o durum var. Yani evet. Senin ekmeğe ihtiyacın var. Onunla yani esnaf ne yapacak? Hadi kapatalım. Bugün iki ay esnafı kapatalım. Evdeki hanım aç, tencere aç, yemek aç, çocuk aç. Yani kapanma şansı imkansız. Yani. Bizde az ama dünyada olur mu? Dünyada da olmaz çünkü dünya da aç. Yani hani şimdi İnsanların şu mantığı var. Benim dolarım çıkıyor, benim param. Yahu arkadaşım, senin paran eriyor, milletin parası çoğalıyor. Amerika'ya gittiğin zaman 100 dolarla en fazla yemeğini yersin, bir yerine gidersin, oraya gidersin, bunu yaparsın. Ama İstanbul'da 100 dolar hesap ettiğimizde 3000 lira. Biz de yapabiliyoruz 3000 lirayla oraya gidip buraya. Ama bizim 3000 lira ne alıyoruz ki 3000 liraya gidip yemek yiyelim? Yani o yüzden evet, yani elimizden geldiği kadar, ne kadar yapabiliyorsak pozitif olmaya devam edelim. Gayret gösterelim. Yani bir de çareler arayalım. Ne yapabiliriz? En azından kendimize bir soralım. Ne yapabiliriz? Yani bu çıkış noktasında bu kadar rahat olmasın kardeşim. Yani. Yapabileceğimizin en iyisini, temizlikte yapsak, en iyisini yaparsak başarı orada oluyor zaten. Yani birlik yaptığımız olacağız. Mesleğin, birlik olarak. Yani herkes birbirinin kuyusunu kazmayacak. Hangi düşüncede olursak olalım, vatan için, topraklarımız için birlik olmak birlik, her zaman tabii söylediğimiz. Tabii ki yani birlik olacağız. Yani bizim kendi halkımız aç. Biz kime yardım ettiğimiz belli değil ya. Yazık günah yani bizim yetimiz, öksüzümüz, dolumuz, şehidimiz. Yani bizim yardım ettiğimiz toplumlar da önemli olmalı artık. Yani depremzedelerimiz ya. Bir halk yani o yaşadığı olayı unutuyor. Sen nasıl unutursun Türkiye Cumhuriyeti'nde deprem. Sadece Şubat diye hatırlamayalım da. Yani evet. İzmir deprem oldu. Arkası ondan önce yani büyük 12 ilin parçalanması oldu. Bizim ülkede hiçbir şey yok. Ay ne olmuş ki? Ay çok biz yardım ettik. Ya senin 20 liran, senin 30 liran, senin 10 milyonun da. Bir seferlik bir olay değil bu. Gerçekten evet. Yardım edilmesi lazım evet. Ya. Çok zor durumdalar ve her gün panik haldeler ya. O çocuklar. O her gün deprem okullar, olacak. O ataklar, psikologlar aile. Gitmesi lazım. Aile oradaki ders gören insanlara kesinlikle rehberler daha çok eşlik etmesi lazım. Bizim çocuklarımız ya da Türkiye'deki zengin çocukları özel okulda, en iyi okulda. Bugün özel okulun 1 milyonu olmuş. Ya o
1 milyonu devlette iyi kurum okullarına yollayın. O depremzedeleri, o hakları yollayın. Adil olmak lazım. Türkiye için eğer ki yaşıyorsak bayrağımızın altında 1 milyonluk anaokulu olmaz yani. Çok ayıp yani. O ay başlı başına yani haberlerde duyuyoruz. Yani ben de, millet önümüzdeki sene ne yapacağını, hadi bu seneyi öyle böyle kurtarmaya çalışacak. 1 milyon hayatım, 1 milyon. Yani nasıl verecek? Yani 100 milyondan bahsetmiyoruz. Yani 100 milyon şu an bu ülkenin 10 milyonu. 10 bin TL'si. 1 milyon bu ülkenin 100 bin TL'si. Ama yani senin maaşın ancak 500 bin alman lazım da sen çocuğunu aylık 10 ay ödersin. Yani bu konuşmalarımızın hiçbirinde siyasi düşünceyle asla konuşulan öyle şeyler bir şey değil. Yani herkesin ya, siyasi düşüncesi kendine, asla inancı kendine, yaşadıkları kendine. Buradaki gerçekler bir deprem, taraftan 12 il. 12 il yani bizim vatanımız burası. Tabii ki. Şimdi bir taraftan da sen spiritüel anlamda da danışmanlık yapıyorsun, hı-hı, ya. Deprem bölgesi, şimdi yaşayan, doğan çocuklar, pandemi döneminde doğan çocuklar, o deprem bölgesinde doğan çocuklar yılların sonrasında nasıl bir nesille gelecekler? Nesil oradan. O psikolojik anlamda o yüzden çok çalışılması gerekiyor. Şöyle çok söyleyeceğim. Onlar danışmanlık sokak, yapılması gerekiyor. Çok sokak çocuğusun. Yani bizim anne baba öldüğü zaman da biz sokak çocuğuyuz sonuçta baktığın zaman. Yani onun elinde, bunun elinde. Şimdi o çocuklar da bizim gibi yetim, öksüz. Onun elinde, bunun elinde. Sokak raconunu öğreniyorsun ve güçlenmek zorundasın. Sen güçlenmek için sokak raconunu biliyorsan hayat sana zarar vermez. Eğer sakat değilse, eğer tecavüz edilmediyse, eğer hayatına bir noktada sıkıntı olmadıysa, o çocukların hepsi yarın bu ülkenin cumhurbaşkanı olur, bakanı olur. Geleceğimiz. Ve gelecek nesillerin, çünkü o çocuklar yaşam mücadelesi ve yaşadıklarını kendi ülkesine öğretmek zorundadır. O yüzden bu o çocuklardan korkmuyorum ben. Savaş bölgesindeki çocukları da, bütün çocuklar için aynen geçerli öyle bu. O savaşta zaman zaman isyan eden, geçen de haberlerde gördüm ya, daha 5-6 yaşında. Dünya bıktı istiyor mu bunu. Dünyadan diyor. Şey, yani, hayır hayatım, bunu Avrupa İnsan Hakları var. Bunu dünya istiyor. Avrupa İnsan Hakları nedir? İnsanı korumaktır. Sen Avrupa İnsan Hakları ve NATO evresi, NATO'da koyarsak evreye, yani sen İsrail ya da o bu demiyorum. Dünya zaten artık savaş açık. Yani sınırları büyütecek. Geçen ne diyorum sana? İsrail Kudüs'e sahip olmanın savaşını kazanır. Rusya Karadeniz almadan rahat eder mi diyorum sana? Amaç ne? Geniş alanlar ve deniz politikaları. Yani mesela Plüton kova'ya girdi, geçici girdi. Yıl sonuna doğru tekrar kova geçişini sağlayacak. Artık çağ, değiş, dönüş, başka bir çağ. Öğren. Yani 20 yıl, hani bugün olacak bir şey değil. 20 yıl sen ne yapabilirsen, işte Allah nefes verdiği sürece. Ya ben okumak istiyorum ya, psikoloji eğitimi almak istiyorum. Bak, bunun için bu sene hazırlanıyorum. Nedir? Bu psikolojide geçti benden demek asla değil kabul ya etmiyorum. Psikoloji yani eğitimi alıyorum. Olalım, mesleğimi eğitim farklı alanda. Çünkü ben asla astroloji ve spiritüel alanda ve rüya alanından asla vazgeçmem. Bugün bana ceza dayasa cezaevinde de yaparım bu işi. Bak, mektuplarla yaparım. Seviyorum. Allah bana o duyguyu vermiş. Rabbime teşekkür ediyorum. İster bilmem ne desinler, ister o, hiç umurumda da değil. Çünkü ben bununla varım. Beni yetiştirmek varım için hedefim, evet, var. Hedefim var. Yani. Şimdi ben belli bir süre sonra bunu psikolojik olarak desteklediğimde, zaten ben zodyak kafama yerleştiriyorum. Kimse, hani ben bunlara bakmıyorum. Zodyak şu an benim beynimin içinde. Kafamdaki o okuduğum evreler aydın. Yani salgınlar, sağlık ülkede, dünyada geçerli bir olay. Dünya ayakta. Kabul edeceğiz artık. Yani iyi olan mı? Kötü olan her zaman kazanır. Bunu unutmayalım. İyi olan erken ölüyor. Bunu da artık psikolojik olarak lütfen artık, yani iyi olan kazanır. Şu, kötü olan yaşar, iyi olan bu dünyadan göç eder. Çünkü burada kötü olanın da bir görevi var. Ne yapalım? Kötü mü olalım Emine? Yani kötü olmuyoruz. Olmamak için mücadele veriyoruz ama hani iyiler erken gider, kötüler sonra gider bir rajonu var. Yani böyle bir söyler eskilerimiz. Bu cümleyi iptal ediyoruz anında. Şimdi unutkanlık dedik ya, bol bol kitap okuyalım. Anneme de evet söylüyorum. Sadece yaşlar için değil, birçok genç çevremde arkadaşlarım var. Ay, unutuyorum diyor. Bulmaca çözün, kitap okuyun bol bol. Evet. Emine'nin dediği gibi eğitim. Eğitiminize ya, okuyamıyorsanız yani bile dışarıdan okuyun. Bak online şöyle okuyun. Yabancı dili öğrenelim. Okuyamıyorsa evet hecelesin abi. Bu yeni yıl. Hem diksiyona da evet. Diksiyona da iyi geliyor bu. Öğrenirse kara açısı yapıyor. Okuyamıyor musun?
bunları deprem haritalarına benziyor. Yani bu şekilde heceleyin, hiç sorun değil. Okumanın hiç yaşıyor. Kemal Sunan 55 yaşında avukat oldu. Evet, beynimiz rahmetli. Tembelliğe şeydir ya, eğilimlidir. Çocuklarımızla beyni da. Beyni bol bol çalıştırmak, çalıştırmak gerekiyor. Çalıştırmak, ağza. Heceleyin. Hatta bir harfi bu'yu yarım saat söyleyin. Yeni yarım saat. Yeni, ay. Kafanda başka derecesi. Düşünce olmuyor. Evet, yani. Sadece oraya odaklanıyorsunuz ve doğru Türkçe'yi de daha rahat bir şekilde. Ben kullanamıyorum doğru Türkçe'yi ama olsun. Gayet daha iyi rahat. Kullanıyorsun. O diksiyon derslerinde bu çalışmalar hepimizin yaptığı şeylerdi. Hadi gel şu 14 Şubat'a girelim. Biraz yani, şöyle içimiz tamam. Rahatlasın. Şöyle ama şöyle sağlık evreleri ve hava uçak kazaları. Ve, ben oradan büyük, hep çıkmak istiyorum. Tamam, böyle negatif kazaları, de olan şeyler, olacak şeyler diyorsun. Amerika'da çok bu arada büyük, çok var uçak kazaları. Çok fazla, çünkü artık normal çağa girdik, yani çağ nedir? Yani her şey artık değişecek. Yani cip takıp alo nasılsın bebeğim diye konuşmayı da hatırlıyorsun değil mi, seninle yapmıştık. Yani şuraya takılacak hiç telefona gerek yok. Ne yapıyorsun, bütün bir hücrelerimiz konuşmaya doğru. 2030'da da yani o büyük markalar bunu çıkartacak, artık hazırlıklı olalım. Bu programlar tarihe geçeceği için dönüp dönüp seyredin, izleyin programları. Ha, bu arada abone de olun Magazin Noteri'ne. Tabii abone olun, yorum basın. Yapın. Kötü de yorum yapsanız keşfete daha net düşüyoruz. Hiç öyle şeyler alınmıyorum. Ya kötü değil. Tabii ki eleştiri yapacaksınız ama o eleştirinin saygınlığı başka bir şey. Yani evet, niyetinizi anlıyoruz. İyi niyetle yapılan eleştiriyi de anlıyoruz ama sadece bel altı vurmak için yapılan eleştirileri yormayın kendinizi. Enerjinizi oralara tüketmeyin. Kendinize pozitif olarak yükleyin onu. Yapıyorsunuz, kalıyor orada. Gerek de yok. Ama bizim izleyicilerimiz eleştirilerinde de o kadar kibar ve çok naifler. Naif yapıyorsunuz gerçekten. Ki çok teşekkür ediyorum gerçekten, hepinize. Gerçekten aradan öyle. Aradan geçerken uğrayanlar diyorum öbürlerine. Ya onlar da güzel ya. Çok da şekerler. Öyle ya güzel yapmasınlar. Çünkü aslında kendi enerjilerini bozuyorlar. Yani, değil mi? Ben öyle şeylere inanmıyorum. Her iyinin arasında bir enerji, kötü enerji olmalı ki dünyanın gerçek yüzünü görelim. Gerçek insan. Denge mi oluyor diyorsun? Tabii ki denge. Alma verme dengesi. Alma verme dengesi. Yani orada herkes beni methetse ne olacak ki? Yapın bir de ki tabii ki. Emine öyle söylüyor. Yapın. Al ver. Kötüyü de eleştireceğe ihtiyacımız var. Onu da anladım. Eleştiri kötü anlamında tabii ki programın daha iyi olması ya için bana yapılan neler yazıyorlar. Eleştiriler görüyor, görüyorum onu da. Programı yapmıyorsunuz. Bazen sayfalarda evet. Görüyoruz. Emine'nin sayfasında da görüyoruz. Bana neler yazıyorlar. Pembe çorap giymişin içindeki rengin ne diyorlar? Ya pembe çorap giymişim. İçimde başka ne renk olabilir? Yapın demek ki. Yani yapın diyor. Yapın ben rahatsız değilim. Çünkü ki iyi ve kötü dengesini yani al ver dengesini hepimiz kontrol etmemiz birbirimizi lazım. Birbirimizi etkiliyoruz bu anlamda. Bir de 24 uçakla ilgili. Evet uçakla ilgili. Evet. O da 24 Şubat'ta Dolunay gerçekleşecek Başak. Hmm. Hoş geldin sağlık. Satürn ve Venüs partil enerjide aynı derecede ilerleyecekler. Hmm. Güzellikleri de görmek isteyeceğiz. Huzuru da mutluluğu da iyiliği de katacağız. Evet. O yüzden kimse korkmasın. Nefes aldığınız sürece bunların geçmişten tarihte savaşlar varmış. Tarihte verem varmış. Tarihte bilmem ne hastalığı varmış. Her 10 yılda bir ya da her 20 yılda bir mutlaka salgınlar, mutlaka büyük kavgalar, mutlaka depremler, mutlaka seller, mutlaka toprak kaymaları dünya genelinde oluyor. Yanardağ patlamalarımız yoğunlaşacak. Karadeniz bölgesinde toprak kaymalarımız daha yoğun. Çığ düşmeleri daha ön planda olacak. Çığla alakalı var olan nokta. Yanardağ patlamaları şehirlere kadar inecek. Denizaltı, gizli denizaltı askeri sistemler kurulacak. Özellikle Akdeniz'in iklimini almak isteyen insanlar için. Karadeniz'i de Amerika istiyor ama Rusya'nın elinde diyorum ve konuyu kapatıyorum. Bu aslında program biraz siyasi astroloji oldu. Hani sağlık astroloji, aşk astroloji, siyasi astroloji böyle. Ben daha çok siyaset yapmayı seviyorum. Belki de ileride siyaset de yapacağım. Girebilirsin. Meclise de girebilirsin. Gireceğim. Belli bak tam 60 yaşına geldiğimde tüm Türkiye Cumhuriyeti duysun. Sen ilk şahit. Burada. İlk seçimde gerçekten üniversiteydi bu yüzden bitiyorum. Kadın ve çocuklar üzerine bakanlık alanında görev Amin. Yapmak istiyorum. Çünkü ben yetimdim, öksüzdüm ve bu yetim öksüzlüğün acısı benim en büyük yaramdır.
O yüzden bu üniversite evrimi, eskiden olsa lise mezunları alınıyordu. diplomalarım var ama hepsi, yani yine Aral Üniversitesi'nden diplomam var, oradan var, buradan var ama bu benim aldığım eğitimlerle alakalı diplomalarım. Kitlendiğin için çok da güzel, evet, yaparsın, ben dua edelim. Kesinlikle. Yani fayda, kadınların da çoğalsın mecliste olmasını, evet, istiyorum yani. Gerekiyorsa yani şey diyeceksin, hani siyasi olarak değil, ben çocuklarım için, bu ülkenin çocukları için ve gelecek nesillerimiz için eğer Allah nefes verirse gerçekten yapmak istiyorum ve yapacağım da. Tarihe geçecek sözler bunu. Evet, gerçekten de yapacağım. Aa, biz şu tarihte bunları konuşmuştuk, evet, diyoruz. Zaten hayal kur, adım at. Hayal kuran spiritüel işte kuantumda deniyor ya, hayal kur, yok, hayalet yok, olsun değil. Hayal hareket değil, oldu şu gerekiyor. An. Ben ya başardım. Şu an imzayı attık, harekete geçiyor. Başardım, evet, bunu. Yani bu benim başlangıç. Ama oturduğun yerde yapmayacaksın bunu. Ya bayağı hareket edeceksin. Eğitim alıyor. Eğitim bu sene gerçekten 4 yıllık psikoloji eğitimi alacağım. Bravo. Ve arkasından master'ımı yapacağım, onu yapacağım. Bunu anca 60'ta bitiririm. Çünkü olsun, o 48'im 60'a kadar bitiririm. Yani önemli olan hedefine ulaşabilmek. Evet, şimdi koçlar ve yükselen koçlara bu başlıyorum. Bu kısa kısa notlar mı diyelim, yapalım. Tamam, Şubat ayı, sonra 14 Şubat'ın sonunda kimler aşkı bulacak, kimler aşkta mutlu olacak vesaire, onlara gireceğiz. 14 Şubat'a özel bir bölüm yapacağız ama burçlara Şubat ayında neler bekliyor burçlar? Özellikle koç burçları, yani bu, evet, 19 Şubat'a kadar muhteşem iş hayatları ve parasal dengelerde daha rahat bir evreye geçiş sağlayacaklar bir tane. Ama 19 Ocak'ta bir değişim, eğer bu paraları, o sistemleri doğru yatırım yapmazlarsa ciddi anlamda hayatlarıyla alakalı noktada büyük değişimler söz konusu olacak. Ama aşk hayatlarında özellikle 22 ve 23'ünde daha yeni bir ilişki, yenilenme, yeni aydınlık bir nokta. Evli çiftlerde de gereksiz birbirlerini kıran, yıpratan konuları çözmek lazım. Çünkü ilişkimiz artık yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Yani bu çocukların psikolojisi, kendi düzenleri, kendi hayatları için gerçekten sıkıntılı. Sağlık olarak özellikle baş boyun bölgelerimizde ciddi krizler yaşayabiliriz. Ama diyeceğim, koçlar 19 Ocak'a kadar iş, para, iş bekliyorlarsa yeni 19 iş kapıları. Şubat. 19 Şubat'a kadar gerçekten, evet, güzel kazançları, faydaları ne olacaklarsa olma, konum, masa, rütbe ve özellikle de devletle alakalı bekledikleri sınavları, bunları çok büyük bir başarıyla 19'undan sonra daha böyle miskin bilinçaltımız konuşacak, sesli sesli ne yapıyorum, gereksiz para harcamak isteyeceğiz. Psikolojimizi yoracak şeyler olacağı için yoga, meditasyon, iyi bir psikolog, yani kendi evrelerinde şifa olur. Ortaklı işlerde de çok büyük değişimler var. Koçlar yurt dışı seyahatleri gayet olumlu. Yeni aşklara da başlayacaklar. Keyifli aşklar var. Ama evli çiftlerde sıkıntı gösteriyor. Boğalar için geldiğim zaman özellikle sevgili boğaların hayatlarında özellikle aşk, yeni sevgili, yeni ilişki, yeni başlangıç ve evlilik teklifleri, ciddiyet evresi ve keyifli bir nokta olacak onlar için. İşte kararsız olacaklar. Neden işte kararsız? Değiştireyim mi yerimi, başka bir bölüme mi geçireyim? Burada haksızlıklar var, mobbing uygulanması yaşıyorum, başka bir noktaya mı geçsem diye. Hem bir de koltuğu da kaybetmek istemiyorlar. Cesaretleri bu konuda biraz kırık. Hadi artık biz popomuzu kaldırıyoruz. Yeni başlangıçlar için olumlu evre. Yani siz de 21'e itibariyle artık iş hayatınızla alakalı yer değişimi, konum, maaşınızla ilgili beklentilerde doğru konuşma ve üslupla burayı çok güzel başaracaksınız. Özellikle ortaklı iş yapmak istiyorsanız yap arkadaşım. Lütfen yükselen boğalar ve boğa burçları yapın. Çünkü sizin yapacağınız ve sanatsal yetenekleriniz, ifade evreniz o kadar güzel ki, dijital alanda da olabilir, sosyal medya mecralarında da olabilir. Yaratıcılığınız ön planda olacak. İsim ve marka olmak istiyorsanız bu Şubat 21'den sonra değişim sizin dönecek. Ama öncelik 21'ine kadar aşk, sevgili, flörtlük, karı koca hayatımızdaki sorunlar, uzun süredir eşimizin ailesiyle ilgili yaşadığımız kaoslar bitmiş olacak. Ev taşınma, yeni bir eve geçme ve özellikle de yurt dışına yerleşmek isteyenler ya da farklı şehir alanlarına yerleşmek isteyenler için mucize bir dönem. Özellikle de onlar için şey diyorum, hayatta en sevdiğiniz şey çiçek. Ben size bambu almanızı öneriyorum. Her bambuyu Ayetel Kürsü ve Nas Felak okuyun. Özellikle evlilik konusunda hep yarım kalanlar. Bambuya
hani niyetlensinler, dualarını etsinler ama 5 tane ya da 3 tane ya da 1 tane almanız tek lazım. Sayı. Tek sayı. Özellikle evde, enerjileri evde kalanlar için hani öyle psikoloji var ya, biz evde kaldık. Artık evde kalma gibi bir durum yok. Siz istemediniz, siz tercih etmediniz. Bununla güzel bir evliliğe de doğru adım atacağız. Şanslı bir dönem. Evet. Aileyette de özellikle baba, anne köklerimizle alakalı çözülmesi gereken miraslarımız var da biraz daha bunu hukuki süreçte çözmemiz gerektiğini uyarıyorum. Sağlık olarak göz kontrollerimiz, katarak aile büyüklerimizin olabilir. Ciltte lekelenmeler ya da ufak bir operasyonlar geçirebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok, korkmayın, operasyon gayet güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. İkizlere geçiyorum. Hızlı hızlı geçeceğiz, diğer burçlar şey yapmasınlar, yine ayrıntılı Emine Akkaya söyleyecek. İkizlere geçelim. İkizlere geldi. Sürece de ikizlerin bence en önemli şey kendileriyle alakalı değer vermek, önemsenmek, yeteneklerini, düşüncelerini, fikrini daha rahat bir şekilde yansıtacağı bir döngü o Şubat ayı onlar için. Mesela patronuyla arasında bir bozukluk varsa, ekip arkadaşlarıyla, dışarıdaki insanlarla arada bir gerginlik varsa, kendi egosunu biraz daha aşağı alarak ortama ayak uydurma. Çünkü ortam artık onu kaldıramıyor. Çünkü çok fazla bilinçli, çok fazla her şeyi biliyor ama haksızlıklar da var. Laf sokmak zorunda. Biraz lafı geri tutalım. Alanımıza odaklanalım. Çünkü üst düzey yöneticilerinizin, sevgili ikizler ve yükselen ikizler için rütbe değişimi, masa değişimi, konum değişimi, aynı şekilde kendinizi geliştirmek için yarım bıraktığınız eğitimler var. Dil eğitimleri, yüksek lisans, bunlarla ilgili de güzel. Ama illa aşk diyorsanız ikizler, bu ay özellikle ayın 5'i 17'sine kadar güzel aşklar, eski sevgililerin geri gelişi, affedilme, net karar verme, kurtulamadığımız ilişkiden kurtulma kararı, netlikler sizin için keyifli olacak. Ama şöyle diyeceğim, çocuk isteyenler çocuk tedavisi için çok doğru bir dönem, yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Tedaviniz, doktorunuza güvenin lütfen. Enerji var çünkü çocuk isteyenler için. Özellikle çok çocuklu ailelerde eğitimleriyle alakalı çocukların kaygı ve endişe. Çünkü evde sen mutfakta bağırdığın sürece o çocuk senin eğitiminle alakalı noktayı bir türlü duymuyor. Yani evin içinde bağırışma enerjisi çok fazla var. Çocuklar için bu enerjiyi düzeltmemiz lazım. Özellikle de boşanma fikri olan sevgili ikizler anlaşmalı bir şekilde, ama burada ev mal kavgası da. Ya durum ne ki, iki ev bir araba ya da bir ev varsa da çocuklar için erkekler artık bu evi analara vermesi lazım. Benim böyle bir takıntım var. Ortak haklar neyse o şekilde bölüşülecek. Ve iş arayanlar için de çok doğru, ayın 24'ü 25'i artık iş hayatınızla ilgili doğru haberler, doğru gelişler ve güzel kapılarımız olacak. Özellikle devlet mülakatınız varsa başarı var gözüküyor sevgili ikizler. İyisiniz ikizler. Evet. Sevgili 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Aşkı da buldunuz. Evet, evet. Sevgili yengeçlere geliyorum. Evet. Yani sevgili yengeçler, özellikle devlet kurumunda çalışıyorsanız, devletle alakalı alanlarda iş yapıyorsanız, burada büyük denetimler, burada bazı krizler olabilir, iftiraya uğrayabilirsiniz ya da üst düzey kurumsal bir alanda da çalışıyorsanız, fark etmiyor devleti, özel, yani burada iftira, size yapılan haksızlıklar, suçlanmalar, denetimler evresinde olabilirsiniz. Daha dikkatli ve daha kontrollü olmanızı istiyorum. Suçsuz yere işinizden olmayın. Yani çünkü sır verdiğiniz şeyleri başkaları sizin için şu şekilde, bu şekilde anlatırken direkt kimin ağzından duydun, Emine'nin ağzından olacak ve zararlı olacak. O yüzden iş hayatımızdaki noktalara dikkat etmemiz lazım. Yeni alanda dışarıda işlerimiz, yapmak istediğimiz borçlarımız, ödemelerimiz, satmaya çalıştığımız yeni oluşumlar için de acele etmeyin. Mart'tan sonra bu satışınızı, malınızı, mülkünüzü, ondan sonra karar verin. Çünkü burada babanızın hakkı olan bir malı zorla sattırmaya çalışıyorsun. Ya adam ölmedi, ne acelem var? Rica ediyorum yani. Senin borçların onun borcunu ilgilendirme. Yer değerli, boşuna ziyan etmeyin diyorum. Bir de burada sevgili yükselen yengeç ve yengeçler için kardeş kavgalarından uzak duracağız. Yani gelin görümce kavga, elti, kaynana, o evrelerden biraz uzak durmamız lazım. Çünkü burada anlamsızca suçlanıp sıkıntıya düşebilirler. Gerek yok. Bir de ikiz, hanenizde ikiz çocuk olan sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sürpriz bir ev anahtarı çıkacak ve bu sizin için hayır. Belki 300'ünüz var, 400'ünüz var. Belki ikiz çocuğunuz vardı, biri vefat etti, biri doğdu. Bunlar da sürpriz, taşınma, ev alma, toprak alma, güzel bir evremiz var gözüküyor. Eski ilişkileriniz tekrar size dönmek ister ama acı çekmedin mi? Kalbin zaten cam kırıklıkları gibi. Onu affediyorsun, tekrar alıyorsun. Aynı döngü. Yenilikler, çevreniz size yeni insanlar tanıştıracak, fırsatlar verir.
Bir de sen duygusal olarak çok fazla içinde yaşıyorsun. Yani artık sen ilişkide duygusal olarak kendini doğru ifade et. Kendini ifade ettiğin sürece aşk sana uğurlu gelecek. Bunu unutmayalım. Özellikle sağlık olarak kan şekerimiz, kan değerlerimiz, şekerle alakalı uyarılarımız olabilir. Bir de özellikle sevgili yengeçler, yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili taşınmak, oranın vatandaşlığı ya da oradan toprak almak istiyorsanız olumlu anlaşmalar sürecinde hayırlı gözüküyor. Özellikle cezaevi ya da yasal mahkemelik sorunu olanlar da doğru avukat yoksa ceza alacak gözüküyorlar. Sevgili aslanlara geçiyorum. Geçelim. Bu ara psikolojik olarak desteklenmeye ihtiyacılar var. Çünkü beyin çok yorgun. Yani işlerle alakalı kararsızlıklar. Özellikle de bazı aslanlar işten çıkartıldı ve haksız çıkartılmalar var. Bunlarla ilgili yasal süreç başlatacaklar. Ama psikolojik olarak da kendilerini çok yorgun, yıpranmış. Yani haksızlığın savaşını verecekler. O sırada psikolojik destek alarak. Hani genelde meslektaşlarım spiritüel danışmanlara yönü. Ben kabul etmiyorum bunu. İlk önce psikolojik destek alacaksınız. Ondan sonra haritanızı ya da gökyüzüyle olan bağınızı ondan sonra çözeceğiz. Çünkü sinir öfkelerimiz çok fazla olacak. Ailemizi inciteceğiz. Çevredeki insanları çok fazla inciteceğiz. Yumuşak geçişlerle bunu tamamlamamız lazım. Son zamanlarda da duygusal boşluğumuz çok fazla olduğu için yeme özelliğimiz abartılmaya başladı. Her şeyi yiyoruz. Abur cubur şu bu. Biraz yağlanmalarınız da var. Yürüyüş yapalım. Sinirimizi yine yürüyüşle çıkartalım. Derin nefes alalım. Enerjimiz değişsin. Bir de evli çiftlerde aldatılma korkuları, güven problemleri var aslanları, yükselen aslan ve aslan burçları için. Ben de diyorum ki evet, böyle bir eşinizin ya da sizin böyle bir flörtöz ruhunuz var ama şu an ben bunu aldatmak değil, değerle. Hani biri size güzel söz söylediği zaman kalbinizin heyecan duyması olarak görüyorum. Eşinize bunu öğretirseniz, siz de eşinize söylerseniz başka insandan bu duyguyu heyecan duymazsınız. Bu dengeyi kurmamız lazım. Taşınma var, araç değişimi var bunlar için. Araç alıp değiştirme. Ama ben ne zaman alır Emineciğim derseniz, özellikle Şubat sonuna kadar bazı aslanlar araç konularını çözmüş olacaklar. Ev taşınma, mal sahibi, mülk sahibi, kiracı, bunlarla aramızda yani krizler var, mahkemeler var. Mecburen çıkmak zorunda kalacaklar. O yüzden uyarı veriyoruz diyorum. Başaklara geliyorum. Başaklara geçtik. Evet. Sevgili başaklar için özellikle benlik merkezimiz daha çok hareket edecek. İçsel dünyamız, benlik merkezimiz. Yani aynı şekilde de şöyle söyleyeceğim. Kariyer hayatımızla alakalı noktada da çok yoğun iş tempomuz, iş gerginliğimiz. Oradan orayı topla, buradan burayı topla. Orada mailler, orada yazışmalar, orada toparlamalar derken çok iyi birinden iş teklifi gelecek. Ve çok güzel bir konum, basamak değişimi. Bulundukları noktadan farklı bir noktaya geçecekler. Yani farklı bir kurumsal ya da farklı bir devlet kurumu ya da kendi işiyle alakalı noktadaysa farklı alanla kendini çok büyük bir şekilde genişletmeye doğru gidecek. Biraz da sağlık takıntıları olabilir. Mesela boyun fıtığı çok fazla onlar için sıkıntılı. Boyun ağrıları böyle kendi içlerinde devamlı kendine hastalık konduruyorlar. Anam ne hastalığı, hiçbir şeyiniz yok. Maşallah size. Yani evet, mide hani midenin asitleri olabilir, boyun fıtığımız olabilir. Artık yaş ilerliyor ya da gençlerde de yanlış hareketlerden doğan hani yoga yaparken ters yanlış hareket, ters hareket olabilir ama çok ağır bir nokta değil. Sevgili başaklar, en çok annenizi kaybetmekten ya da aile büyüğünüzü kaybetmekten korku endişeniz var. Yani sıralı hayat her zaman sıralı nasip etsin diyorum. Ufak tefek aile büyüklerimizin sağlık problemi olabilir ama hani Rabbim, her şeyi bilen Rabbimdir, bunu unutmayın efendim. Ama özellikle ortaklığı teklifler düşünenler için olumlu. Yurt dışı mesela ihracat, alım, satım, dışarı alakalı işler yapanlar için hem şirketinizin size ekstra kazancı hem de daha iyi noktanız belirlenecek. İşsiz olanlar için de çok yakın dostlarımızdan gelecek teklif, gayet güzel olumluluk. Aynı şekilde de devletle alakalı mülakat haklarımız olacak ya da devlet sınavımız var. Bunları başaracak gözüküyorlar. Korkmalarına gerek yok. Ne dedik sağlık olarak? Boyun. Boyun. Fıtığa dikkat edelim dedik. Ve özellikle de evli çiftlerde de aldatılma korkuları, endişeleri olabilir. Öyle bir şey görmüyorum. Flörtözleşme var. O da nedir? Sevgi eksikliğinden bunu tamamlamamız lazım. Bence sizin şu an yapmanız gereken tek şey sevdiğiniz, en sevdiğiniz insana sarılmaya, güven enerjisine ihtiyacınız var. Gidin babanıza, ananıza, kardeşinize, dayınıza, sevgilinize, çocuğunuza sarılın. Sarılın. Sevgili teraziler,
bitmeyen psikolojik olarak yorgunluklar, para kaygısı çok fazla yaşıyorlar sevgili teraziler. İçsel, gizli düşmanlık, gizli var olan noktadaki evrelerini toparlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da aşk enerjileri muhteşem iyi. Yani aşk enerjisi, yenilikler, tanıştırmalar, çevrede gittiğimiz yerde herkes bizi çok fazla beğenecek bir enerji. Yani teraziler hani 14 Şubat için en şanslı olabilir diyorum. Çünkü aşk enerjileri çok fazla ön planda olacak. Beğenilme, insanlar tarafından beğenilme evresi, çiçekler, böcekler, hediyeler havada uçacak. Eskiler geri dönmek, affedilmek. Ya yani özür evresini en tatlı başaklar, teraziler yaşayacak. O yüzden teraziler aşkta istekleriniz size çok güzel bir şekilde geçiş sağlayacak. Ama iş hayatımızla ilgili toparlama, para kaygı evremiz var. Özellikle bazı toparlayamadığımız borçlar var. Uzun süredir elden aldığımız, tamamlanması gereken noktalarımızla ilgili bunları büyük bir ihtimal Şubat 15-16'ya kadar zorluk. Ondan sonra daha keyifli bir evre. Özellikle de para sıkıntısı olanlara ben kurdele tavsiye ediyorum. Yeşil bir kurdele. Hani eski kurdeler var da gelinlerin beline takılan, onlardan böyle bileklik şeklinde yeşil takın. Karınca duası bol bol okuyarak bereketinizi arttırabilirsiniz diyorum. İçimden gelenlere söylüyorum. Farkındayım. Böyle sevgili akreplere geçiyorum, yükselen akrepler için. Özellikle dostluklarla var edeceğimiz dost hayatımız ve hani hem dostluklar hem aile köklerimizle alakalı çözmemiz gereken nokta. İyi dostluklar edinmiş akrepler bu dostlukların kıymetini bilecekler. Hatta dostluklarla yapacağımız yeni çevreler, yeni oluşum. Hiç tanımadığımız insanlarla farklı fikirlerde olacağız. Dostlarımızla iş fikirlerimiz aynı noktada olacak. Kurumsal bir firmadaysanız dostlarımızla alakalı ya da tek başınıza bir işim. Ortaklı projeler size ekstra kazançlar sağlayabilir. O yüzden iyi değerlendirin. Dostlardan gelecek keyiflilik sizi hem de aile köklerinizin de desteklemesiyle, yani babamız, atamız, köklerimizin de desteklemesiyle birlikte çok güzel yeniliklerin adımı başlayacak. Biraz enerjiniz böyle, ay başım ağrıyor, ay tansiyonum, işe gitmek istemiyorum, şu enerjinizi biraz daha işe verdiğimizde sizden korkulmaz. Çünkü iş sizin dostlarınızla kazancınız. Aynı şekilde çalıştığınız yerde de İş yerinizi eviniz gibi görüyor olabilirsiniz. Patronlarınızla aranızdaki enerji daha sağlamlaşabilir. Burada alacağımız rütbeler, maaş konumuzda netlikler de söz konusu olacak. Aynı şekilde ailemizde ait haklarımız da belirlenmiş olduğuna göre bence evli çiftlerde bir tatil, çocuklarla geçirmek istedikleri bir şey olabilir. Bunlar iyi gelecek. Eşiniz size hediye alabilir. Eşinizin beklenmedik sürprizle alan beyefendi bir şey aldı ya da hanım bana bir şey aldı ama nedir bunun amacı ne? Ben bir şey mi unuttum telaşına girmeyin. Size duygularını bu şekilde ifade ediyor olabilir. Çünkü eşiniz koltuk formatı ya da hanımınız koltuk formatı olduğu için duygular paylaşılmıyor. Böyle sürpriz hediyelerle sizin ruhunuza iyi gelmeye çalışıyor olabilir. Doğru. Çocuğu olmayan ve uzun süredir tedavi görenler için yani ben bu olumlu bir enerji veriyor. Doğru bir tedavi yaptırırsanız yani doğru doktorunuz, doktorların hepsi doğrudur ama hani enerjinizin uyan doktorunuzla doğru bir enerjiye girerseniz size de Allah bu duygunuzu nasip edecek gözüküyor. Hacizlik ya da çözülmesi gereken haklarımızla alakalı noktada da dostunuzun desteğiyle birlikte güzel bir rahatlık yaşayacaksınız. Araç kazalarına dikkat edelim. Havalanırken böyle gaza basarken hani bir yerden size gaz basmasın. Bu kazalara dikkat etmemiz lazım dedim. Sağlık olarak ne demiştik? Bir şey dedim ben sanki. Demedim. Sağlıkla ilgili konuşmadın. Bu konuşmadım. Evet. Sağlığı şöyle bakıyorum. Sağlıkla ilgili yapmamız gereken tek nokta diş iltihaplarımız, diş eti kanamalarımız ve dişlerimiz kaplamaysa onun altındaki iltihapları çözmemiz lazım. Sevgili yaylar için bence her şeyden önemlisi iş kapıları, iş bereket alanları. Bu dönem daha onlar için aktif rol olacak. Ve şöyle demek istiyorum. Onların da anne, kuzen, lise öncesi dostluklarından var olan sıkıntılar açığa gelecek. Yani biz işte çok yoğun bir tempoda kariyerdeyken anan seni arayabilir, bacın seni vır 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 vır. Ya bunları da aynı şekilde yaparken yorulup evdeki ya da özel hayatındaki insanı incitmeyin. Çünkü en can alıcı nokta başkalarınıza kızdığınız zaman eşiniz, sevgiliniz, en sevdiğinizin canını yakıyorsunuz. O yüzden lütfen ailenizin öfkesini evdeki ya da hayatınızdaki değerli insanda kusturmayın, gerek yok. Evet, işte başarı.
Ve bu dönem iş kurmak isteyenler için hiç korkmayın. Rabbim size öyle bir kapı vermiş ki bir cesaretiniz yap. Kenarda küçük bir param var, yapayım mı? Yap arkadaşım. Dijitalde reklamını oluştur. Sana Allah bu kapını açmış. Özellikle de ailemizden de gelecek destekler var ama onların sıkıntılı destekleri de var. Unutmamamız gerekiyor. Bir de boşanma kararı olanlarda vazgeçme var. Tekrar bu ilişkiye şans vermek isteyecekler. Olumlu, neden olmasın, yapabiliriz, tekrar deneyebiliriz. Çünkü sizin de ona karşı bitmeyen bir sevginiz var. Çocuklar için deniyoruz derken aslında siz birbiriniz için tekrar birbirinizi deniyorsunuz. Çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz. Bu ara nişanlanma, sözlenme kararı olanlarda da anne engeli var. Annenizin gönlünü almadan sakın bu kararı vermeyin. Uzun süre problem yaşayabilirsiniz. Seyahatlerimiz olacak iş gereği. Bunlarda da gayet keyifli. Aynı şekilde de farklı şehire yerleşmek isteyen devlet görevlilerinde atamalar, yenilikler, beklentiler olumlu gözüküyor. Sağlık olarak bunlar için saç dökülmesi, sevgili yaylar, saç dökülmesi, alerjik cilt dökülmesi, cilt kusması, sivilce olabilir. Bir de estetiğe ihtiyacınız var. Botoks zamanı. Botoks. Hadi de botoks zamanımızı da yapalım diyorum. Sevgili oğlaklara geldim. Evet, bol bol seyahat edeceğimiz, bol bol enerjimizi iş gereği dışarıdaki anlaşmalarımız, emlak satışı ya da bu tarz işler içerisinde satış üzerine yaptığınız işlerde çok fazla hareket ve seyahatler yapacaksınız. Aynı şekilde yurt dışı ile ilgili bağlantılar, şehir dışı yolculuklarımız hepsi bizim için kar mı? Evet, çünkü siz kendi yeteneğinizi sunacaksınız. Yani siz para kazanmanın yeteneğini bu seyahatlerde o kadar güzel kendinizi ispatlayacaksınız ki. Yani ekstra işler, farklı çalıştığımız alan dışında ekstra projelerde de yer alacaksınız. Kazançlarınızı arttıracaksınız. Farklı işler yaparak da ekstra kazan çevremiz var. Kredi, ev kredisi almaya niyetiniz var. Mart'tan sonra yatalım bakalım. Lütfen acele etmeyin. Onun yerine daha paranızı altına ya da arsaya çevirin. Evet, daha sonra karar verelim. Acele karar vermeyin diyor burada. Çünkü acele karar ver. Çünkü oğlaklar rahat bir ev istedikleri için yani ilk başta rahatmış gibi gözüküyor. Sonra evin içi, ay ben bu evi istememiştim. Senin zorundan aldım diyeceğine biraz karar verelim ona sakin. Göre. Sakin sakin olalım. Biraz özel hayatta şöyle diyeceğim sevgili oğlaklar. Ne zannediyorsunuz ya? Herkes sizi Hint kumaşı mı olarak görecek? Yani oğlakların böyle bir özelliği var. Ben kimseyi beğenemiyorum. Ya sen beğeniyorsun da ilişkiye öyle soğuk davranışlar yapıyorsun ki sevgin mi, duygun mu belli değil. O yüzden size çok güzel bir aşk var. Bunun kıymetini bilin ve kalıcı bir aşka yelken açacaksınız. Biraz egolarımızı biraz hani iş hakimiyetinden çok flört hakimiyetine, ilişkiyi de bir iş görmesek yani. İdare sevgili etmesek, gibi güzel şeyler söylesek de o güzel aşkın kucağında huzur bulsanız diyorum. O yüzden güzel bir aşk var. Evli çiftlerde de özellikle kendi aile sorunları gündemimizde olacak. Yani anneniz, babanız, kardeşler arasındaki bazı krizler evliliğimize yansıyabilir. O ara karı koca hayatımızda soğukluk, yataklar ayrılabilir. Başkası için yatışı soğuk mevsimde yatağınızı ayırmayın. Sarılın, uyuyun. Bir de iş mahkeme ya da mahkeme konularımızla alakalı da çözmemiz gereken süreçler var. Bunlar olumlu ama çok uzun vadede hemen çözülecek şeyler. Yani insanlarda da şu var, ah tamam yarın iş olur. Hemen olsun. Tamam ya bu. Hepimiz istiyoruz. Aslında bu sizin natal haritanız değil, gökyüzünün. Aylık bir uyarısını ben size söylüyorum. Kendi natal haritanızda daha hızlı şeyler vardır. O ayrıdır. Ama ben hepsini bir kombinasyon yaptım. Güneşinize baktım, ayına baktım. Oraya koydum, buraya koydum. Bunu çıkarttım. O yüzden sevgili oğlaklar, karın gerdirme, mide operasyonları ve özellikle operasyonlarla ilgili korkularınız varsa biraz daha Mart'ı beklemek lazım. Kendinizi bu konuda alıştırmaya ihtiyacınız var. Çünkü çok korkularınız var. Şekerinize dikkat edeceksiniz. İhmal etmememiz lazım. Bir de şöyle bir şey var. Sürpriz, gerçekten büyük bir mal var. Bu mal devlette olmuş olabilir. Devletle ilgili mahkemeleriniz de olabilir. Bu mal size gelecek de bizi unutmayın. Evet. İkimizi unutmayın. Unutmayın bizi. Unutmayın hatırlayın. Biz hatırlayın. Israrla hatırlayın. Yalnız Emine Akkaya rekorunu kırdı. Yemin ediyorum öyle bir transa girip sevgili, o bilgilerle yapıyor ki sevgili, balık kaldı. Yok, kova ve balık kaldı. Evet, kova ve balığımız. Sevgili kovalar. Evet. Yani sizin miras konularınız ve miras konularınızla alakalı noktada da haksızlıklarınızla yüzleşeceksiniz bu ay. Kimler size haksızlık yaptı? Kim sizin mal hakkınızı, aile dahil olmak üzere bunlar böyle masaya çatır çatır yatacak. Ama sizden ricam
bunu iş hayatınızdaki insanlara ya da çevrenizdeki insanlara ifade etmeyin. Çünkü bu haklı olduğunuz mal da yaptığınız davranış ve hareketlerden kaybedebilirsiniz. Bu boşanma mahkemeniz olabilir, iş mahkemeniz olabilir. Çok geçmişe dair para mahkemeniz, devletle alakalı mahkemelerimizle ilgili artık sonuca doğru hareket ediyorsunuz. Ağzınızı kapatıyoruz. Ve bu eğer bunu kapattığınızda gerçekten benliğiniz özgürlüğe ve özgürlükle birlikte hedeflerinizin en iyi şekilde Rabbim size sunacağı bir döngüde olacaksınız. O yüzden doğru nefes alalım. Doğum gününüz kutlu olsun aynı şekilde. Hayat size güzellikler katsın. Sonra balıkların doğum günü başlıyor. 19 Ocak Şubat'ta, evet, Şubat'ta balıklar hayata giriş yapacak. Bir de evimizde restorasyon, özellikle banyonun gideri ve doğalgazınızda problemler var. Gaz zehirlenmesi yapmayın. Gelip bunların bir bakımını yapın. Birden lodosta eve doğalgaz oluşumu olarak tüm böyle tedbirinizi yükselen alın. Kovalar için tedbir uyarısı veriyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim. Sevgili kovaların evde hani uzun süredir bekar, hani der ya anne artık evlen ya. Hani anne der ya çocuğuna. Gerçekten hayırlı bir kısmet var. Hani umudunu su kestiğiniz kişinin umutlu bir evlilik kapısı da var. Çok yakın bir dostunuz. Yani bu da sizin lise ya da üniversite arkadaşlarınızdan bağlantılı bir insanla tanışacaksınız. Ve bu tanıştırma size evliliğin kapısını açacak. Bir de nişanlı çiftlerde ciddi anlamda alışveriş aileden kaynaklı şunu alamazsın bunu alamazsın böyle saçma sapan şeyler var. Çalışın kendiniz alın, aileye kendinizi karıştırmayın. Yoksa bu yüzük böyle elinizden çıkacak aileler yüzünden, dikkatli olun diyorum. Yurt dışına yerleşecek bazı kovalar ya da şehir dışına ama göreviyle alakalı gidecek. Yani gidip gelebilirsiniz. Yerleşme için daha vaktiniz var. Hani iş gereği gidip gelmeler söz konusu olabilir. Yerleşme için 2025-2026'ya ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Sağlık dedik mi? Demedik değil mi sağlık? Sen nefes al biraz. Ben de diyeyim ki bugün hatırlatayım. Bu programın altına yazın. Nokta atışı yaptın Emine Akkaya diye. Ya evet, ben bunları yaşıyordum. Bütün burçlar için söylüyorum bunu. Çok merak ediyorum. Öyle bir transla söylüyor ki Emine Akkaya. Biraz sonra diyecek yordun beni, enerjimi bitirdin. Benim canım okuyacak ama sağlığı da yapalım kova ile ilgili. Sonra son burç balığa geçelim. Yoruldum kalp biliyorum. Kalp damar ritim bozuklukları ve bronşitleri. Evet. Çünkü Türkiye genelinde büyük bir salgın var. Dünya genelindeki bu salgın tüm meslek yani tüm burçlarla alakalı noktada bu check-up yaptıralım ya. İnan yılda bir kere hepimiz. Evet ve ediyoruz. Özellikle kovalar için rahimle alakalı, rahim ağzı, rahim, burada, rahimle ilgili evet. Ve erkeklerle alakalı da prostatla alakalı dikkat etmesi gerekiyor. Öpüyorum sizi kovalar. Şimdi balıklar. Nasılsınız balıklar? Ya işte balıklar için şey diyeceğim, bilinçaltıyla ilişki arasında kalacaksınız. Yani bir yandan kalbiniz ilişki isteyecek, bir yandan kalbiniz hayır ben ona güvenmiyorum olur mu diyeceğiniz bir noktada olacaksınız. O yüzden ilişkiyi seçiyorsunuz. Aşk her zaman insana şifa gibi gelir. Enerji verir. Ve evlilik kararı, ilişki ciddiyeti, radikal noktalar sizin için mutluluk yaratacak. Ve aynı şekilde bilincinizi eğer böyle saçma sapan şeylere kitlemezseniz güzel ilişkiler sizi hayat boyu devam ettirecek. Ortaklı anlaşmalar, ortaklı süreçler, ortaklı işlerde de büyük kazançlar. Özellikle şu balıklar için şunu demek istiyorum. 21... 18, 19, 14, 14'ten 21'e kadar para sorunlarıyla alakalı birçok noktada rahatlama, sürpriz paralar, gelişmeler. Hatta ortaklı alanlardan gelecek paralar, ödemelerde zorluk yaşamayacaklar, daha rahat bir evre. Biraz havai ruhları var, yurt dışı seyahatleri, şehir dışı gezmek isteyecekler. Bunlar onları biraz daha zorlayabilir. Ama şöyle demek istiyorum. Kurumsal ve devlette çalışıyorsanız konumunuzla alakalı beklentilerinizi Mart ayına attık. O yüzden yeni işler içerisindeyseniz kendi işinizi kurma, ortaklı alanlar size çok güzel kazançlar yaratabilir. Ailenize ait ortaklı işlerde ayrılmak isteyebilirsiniz. Gerek yok şu an o ailenin düzenini bozmayın. O markayı ileride siz yürüteceksiniz. Aynı şekilde sanatla merak olanlar için markalaşmak sizin için çok iyi gelecek. Ofisinizi, dükkanınızı açmanız gerekiyor. Bu noktada büyük başarılar sağlayabiliriz. Zaten aşk verimli bunlar için korkmaya gerek yok. Belki çocuklarla aradaki bağları düzeltirlerse daha sağlıklı olur. Çocukların üstüne gidiyor olabilirler. Çok fazla baskı yapıyor olabilirler. Onları dengelemek gerektiğini düşünüyorum. Canım benim ya. Vallahi bugün seni çok yorduk Emine. Biliyorum şimdi sana çay kahve ısmarlarım. Bir nefes alırsın. Hı hı. Son bir soru. 14 Şubat'a yani özel dedik ya başta. Hı hı. 14 Şubat'a özel şanslı burçları.
Hemen kısaca yapalım. Kısaca hemen. En şanslı aşkı bulacak burçlar. Ay, ne bileyim, ayrılacak demeyeyim, pozitif düşünelim. 14 Şubat'ta aşkı bulacak burçlar. Yani koçlar için de aşk enerjisi var kesinlikle. Çünkü onların ama parayla birlikte bütünleşecek bir aşk enerjisi var. Parayı da çekiyorlar, aşkı da çekiyorlar. Boğalar kesinlikle aşktan çok duygusal olarak daha kendilerini belirleyecek noktada. Ve aynı şekilde boğalara şunu demek istiyorum. Bence işte kariyer aşktır diyorum. Yani bu 14 Şubat güzel hediye alacağız. Ama kariyerde de benliğimiz, ruhumuz en iyi noktada olacağı için korkmamıza gerek yok diyorum. Bence en önemli şey aşk, balıklar. Balıklar aşkı buluyor. Kesinlikle. Balıklar aşkı buluyor. Boğa da aşkı buluyor. Bebeğim, boğaya hepsi da aşkı var. Patlat koşta yani. Tabii. Ama en önemli aşklar. Yani boğa. İkizler ailedeki yaşanacak kaostan ilişkisine değer anlamında biraz zorlanabilir. Ama onlar da aşkta güzel hediyeler alacak. Sürpriz hediyeler var. Yengeçler, yani özellikle yengeçler, hediye seçiminde çok yanlışsınız. Hayat arkadaşınız bu konuda sizi defalarca uyardı. Lütfen hediye seçiminizi doğru yapın. Aşk var ama bir belirsizlik de var. Bitsin mi kalsın mı dediğimiz noktada. Aslanlar için hediye parlak ve güzel şey alın, ne olur. Onları unutmayın. Enerjileri şahşalı. Altın, gümüş ve onlar öyle şeyleri şahşalıyı abartırken içine çiçek de koymayı unutmayın. Onların içindeki bir romantizm var. O romantizmi keşfeden aslanlar zaten yerde yatıyor. Aşk var onlar için. Süper. Ama ilişkilerine aşk anlamında bakıyoruz. Yani hayat arkadaşındaki kişiyle aşkı yeniden canlandırabilir. Bunu da izin veriyoruz. Yani artık canlandır yani. Niye canlandırmıyorsun ki? Çünkü ilişkiler evin var burada. Aşkı da, duyguyu da en iyi şekilde tadacaksın. Sonra kime geldik? Aslan, ikizler dedik. Terazi. Yengeç dedik. Terazi, yok, Başak'a geldik. Başak, şunu demek istiyorum sevgili Başaklar. %100 aşk var sizde. %1 milyon. 5 yıldız veriyorum. Size 5 yıldız. Çünkü Başaklar. Siz aşkla birlikte hiç sevilmeyen, hiç değer görmeyen 14 Şubat sizi gerçekten sevecek insanlarla birlikte geçireceksiniz. Hediye olarak seyahat olabilir. Hediye olarak bir orkide çiçeği alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Terazilere geliyorum. Teraziler için... Terazilere de aşk veriyorum bebeğim ya. 5 yıldız verelim mi? Yok, 3 yıldız versin. Üç yıldız. Çünkü teraziler sanatsal yetenekleri devamlı ilişki dengesinde romantizm arıyorlar. Yani terazinin bilinçaltı 12. evde olduğuna göre pek aşka ait olamayabilirler. Kafa karışık, güven problemleri olabilir. Hediye olarak nevresim hediye edin. Kokuya karşı alerjilerini. Yani yatak takıntıları var. Yatak evresi var. Akreplerle ilgili şunu demek istiyorum. Yani akrepler aşkı çok uzun soluklu yaşayabilirler. Bu dönem aşk konusunda evet aşk enerjileri olabilir ama gerçek aşk için daha vakit var onlar için. Yine bir 3 yıldız verelim. 2 verelim hayatım. Peki, pintilik iki, yap bu. Biraz yani. Tamam, 2 verelim. Çünkü neden? Onların aile köklerinde krizler, kaoslar var ya. 14 Şubat'ı düşünecek noktada değiller. Yani düşünseler. Çünkü onlar dostlarıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle çözmesi gereken çok fazla konuları olduğu için. Şimdi ben kalkıp buna derim ki ya evet ver. Yok, verme sen. 2'de kal. Tamam, 2'de kaldık. O yaylara mı geldik? Yaylara şunu demek istiyorum. Yayların hayat arkadaşı çok seyahat edip güldürmesi lazım. Yanındaki hayat arkadaşınız biraz donuk kalpli. Yani onu seyahate öğrendirirseniz o sizi aşkla şifalandırır. Bu bilet alsınlar ona. Hatta seyahat bileti. Tamam. Ve aynı şekilde milli piyango. Çok şanslı bu konuda. Şansları olabilir. Hediye olarak bunu alabilirler. Bir de pırlantayı sıkıştırsın yani. İlla evlenmek zorunda değiller yani. Bir çiçeği bir şey sıkıntını. Hani bir zamanlar Dilan Polat'a sıkıştırıyorlardı. Var mı bu çiçeği de sıkıştırın. Hatıra kalsın. Ama gram gelmiş 2000'e. Nasıl yapacağız onu peki? Oğlak. Ya yatırım amaçlı düşünsün. Yatırım. Oğlaklar için bence en yetenekli aşk özlemi yaşıyorlar. İçindeki sevgi ve duygusallık. Onlara bir verelim aşk anlamında. Neden bir vereceğiz? Şimdi bir veriyoruz. Çünkü geçmişin kırıntıları onların canını çok fazla yaktığı için. Yani birine güvenmek ve aşık olmak değil de mantığındaki aşkı kabul edecek. O yüzden 14 Şubat'ta çok hediye bekleme oğlaklar. Çiçekle yetin, yeterli diyorum. Saksıyla. Evet, sevgili kovalara geliyorum hemen. Kovalar, evet ya, çok güzel aşkla çok güzel hediye karşılığı olacaksınız. Bence renginiz kırmızı olmalı. Karşı tarafa aşkınızı daha şevhetli oluşturmanız gerekiyor. Balıklar için sadece şunu demek istiyorum. Evet, aşk, evlilik, güzellik zaten balıklara demiştim. Hayat size en iyi şekilde güldürecek. Mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.